Medyascope ekranından herkese merhabalar. İkili oyununa karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Doğa Öndür ile beraber bu hafta Euroligi, Eurokapı ve Basketbol Süper Ligi'ni konuşacağız. Doğa merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl geçti hafta sonu? Güzel güzel. Yani Eurolig'deki özellikle Efes Pilsen Fenerbahçe maçıyla zaten böyle bir perşembeden giriş yaptık ve ondan sonra basketbol günleri bayağı dolu dolu geçti. Ya bu hafta da sürpriz sonuçlar oldu. Hem Eurolig'de hem Basketbol Süper Ligi'nde. İstersen Basketbol Süper Ligi ile başlayalım. Tabii. Ben bu haftanın bir Basketbol Süper Ligi geçmişini söyleyelim. Başşehir Koleji 86-78 Banvit'i kendi evinde yendi. Beşiktaş 87-83 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yendi kendi evinde. Gaziantep Basketbol Fenerbahçe'ye 67-55 yenildi. Tofaş kendi evinde Galatasaray'ı 97-82 ile yendi. Pazarın maçlarına baktığımızda da Karşıyaka Afyon Belediyesi'ni 86-70'te geçti. Büyükçekmece Türk Telekom'u 80-77 yendi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Anadolu Efes'i 96-86 yendi. Trabzonspor Lig'de olmadığı için de Darüşşafaka bu haftayı oynamadan geçirdi. Evet, haftanın sürprizleri var diyorduk. Bu hafta birçok sürpriz oldu diyorduk. Herhalde bunlardan iki tanesi bizi şaşırtıyor. Birisi Bahçeşehir Koleji, diğeri de Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Anadolu Efes karşısındaki galibiyeti. Sen neler düşünüyorsun? İstersen ilk Anadolu Efes maçıyla başlayalım, hani Sakarya maçıyla. Hı hı. Yani 96 sayı yediler ve tabii ki Fenerbahçe maçından sonra bir yorgunluk olacağı gözüküyordu ama bu takımın, yani Anadolu Efes'in en büyük özelliği bu yıl büyük, yani 12-13 kişilik bir rotasyona sahip olmaları ve hem yerli rotasyonu hem yabancı rotasyonunun, yerli rotasyonu Türkiye Ligi için çok iyi olması, çok uygun olması, yabancı rotasyonunun da Eurolig için gayet yeterli bir seviyede, hatta bir Final Four takımı kıvamında olduğunu konuşmuştuk. Ama maç başladığında, Sakarya maçı başladığında Efes'in bu maça atarak kazanacağını, biraz savunmada daha laçka hareketler edip daha sakin davranarak başladı diyelim, ama maçta şöyle bir sıkıntı var Anadolu Efes Sakarya maçında. Şimdi Sakarya gibi takımları eğer ilk çeyrekten itibaren vurmazsan, yani yumruğunu böyle indirmezsen, Douglas Costa giderek sahneye çıkar. Tony de aynen. Giderek onlar kendilerine güven kazanıyorlar ve bu güveni de ilerleyen çeyreklerde de arttırıyorlar. Yani bunun futbolda bir örneği vardı. Mesela çok daha alt seviye bir takım, yüksek bütçeli bir takımla oynadığı zaman ilk dakikalarda gol yemedikçe savunmasını daha da sıkılaştırır. Daha da iyi savunma yapmaya başlar falan. Basketbolda da bu biraz daha skora yansır genelde, savunmadan daha çok. Bir takım morali yükseldikçe girmeyen şutlar girer. Daha isabetli oynamaya başlarlar. Daha şaşırtıcı yüzdelerde basket bulmaya başlarlar. Ki bunu gördük zaten. Yani ilk çeyrekte Anadolu Efes Sakarya karşısında 29 sayı yedi. 29-28 bitti maç. Ya ilk çeyreği. Ondan sonra zaten 20'nin altında hiç tutamadı Anadolu Efes onları. İkinci çeyrek 22, üçüncü çeyrek 25, son çeyrek 20. Zaten son çeyreğe girerken 2 sayılık öndeydi Sakarya. Hala, yani bütün maç boyunca önde götürdü. 2 sayı önde girdi. Orada bile 12 sayıda bu sefer tutabildiler. Yani Efes'in de enerjisi tükendi. Hı hı. Burada hani ekstra Sakarya'da performans açısından, ki bence haftanın en iyi oyuncusu, ki bizim uzun sürede unutmayacağımız, yani ayın da en iyi performansı olabilir. Douglas. Tony Douglas'ın aynen öyle 36 sayı ve bunu 34 dakikada yapması, 36 sayı, 4 rebound, 7 asistlik performansı. Bu arada bunu yaparken saha içi isabet yüzdelerinde 2 sayılıkta sadece bir tane şut kaçırdı. 7'de 6 ile oynadı. Üçlükte de 7'de 8 ile oynadı. Yani 8 denemesinden de 7 isabet buldu. Ya İnanılmaz bir keskinlik. Servis atışı da hiç kaçırmadı. Hı hı. Geçen yıl Efes'in oyuncusu Tony Douglas. Hani belli bir süreler almıştı. Pek kendini gösteremedi falan. Biraz skorer kimliğiyle zaten tanınıyordu. Resmen böyle Kerman'ı gösterdi artık. Maçta resmen King Kustu. Ya benim Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde bu şu ana kadar gördüğüm en dominant performansı gösterdim. Bunun yanında Anadolu Efes Tibor Pleiß'a Süper Ligimizde süre vermiyordu. Euroleague'de oynatıyordu onu. Fakat işte Dunstan'ın çok sakatlığı, Birazcık da koç büyük ihtimalle dinlendirmek de istedi Fenerbahçe maçından sonra. Ve Tibor Pleiß Fenerbahçe maçında çok iyi durduğu için bu maçta ciddi süreler aldı. Fakat Tibor Pleiß attığı kadar yediren bir oyuncu. Yani 25 dakikada 22 sayı buldu. Fakat Landry Endoku, ki kendisine D-Lig hani izleyenler varsa, gerçi hayatta D-Lig izlemek için çok kısa, hani D-Lig de izlemesin. Yine bazen açıp bakıyorum böyle boş vakitlerde de, ama orada mesela görmüştüm geçen yıl sanırım. Oyuncunun karakteri aslında savunma yönlü bir karaktere sahip Landry, ama Tibor Pleiß'i bulunca resmen altın madeni bulmuş gibi saldırdı. O da 34 dakikada 22'se 13 ribantlık bir performans gösterdi ve oyunun sıkıştığı yerlerde, yani Tony Douglas'ın ya da dinlendirildiği bir 6 dakikalık periyot gibi periyotta, çeyreklerde, hı hı, çok ciddi sorumluluklar alıp o da işte 22 sayısıyla zaten bu galibiyetin mimarlarından biri oldu. Hı hı. Maçla ilgili başka söylenecek bir şey yok. Hani Efes için Fenerbahçe maçının dönüşü kötü bir mağlubiyet oldu, ama hani Sakarya gayet hak ederek ve gayet iyi bir keskinlikle sonuna kadar geldiler. Yani %58'e zaten üçlük attılar. Yani 14 isabetleri var ve bunu %58'e buldular. Ya kafadan zaten maçın hani nasıl içinde olduklarını gösteriyor Sakarya. Clay Thompson geldi aklıma 14 üçlük isabeti deyince. o maçın bir de şey özelliği vardı ya Clay Thompson'ın, ki biliyorsundur büyük ihtimal. O 14 üçlü bir 60 saniye mi 80 saniye mi topa dokunarak atıyor. Evet. Yani işte yani, topla ilgisi. İnanılmaz. Peki istersen Başşehir Koleji maçına gelelim. Yani haftanın sürprizlerinden. Yani lig başlarından beri Başşehir Koleji konuşuyoruz. Ama ikimiz de Bahçeşehir Koleji ile bir bağlantımız yok yani. Orada okumadık. Ama yine de inanılmaz bir performansı. Çok güzel başladılar lige. Bu hafta da Banvit'i yendiler. Ben Banvit için belki bir çıkış olabilir bu galibiyet diyordum, ama maalesef bu hafta da galip gelemedi Banvit. Ve 86-78 yenildi Banvit Bahçeşehir Koleji'ne. Maçla ilgili neler söylemek istersin? Sonra bir sorum daha olacak sana. Genellikle bu haftanın başından, hatta ligin ilk açılış programında da Bahçeşehir'e özellikle yer ayırıp konuşuyoruz. Hani hem oyuncu kadrosunun çok üst seviye olduğunu, Türkiye Ligi'nde playoff yapması gerektiğini falan hep konuştuk. Artı Koç Dedas'ın oynatmak istediği basketbolun bu seviyelerde, yani normal sezon maçlarında çok etkili olduğunu hep konuşuyorduk. Ve bunun aslında direkt konuştuklarımızın bir reçetesini gördük. Yani bir sonucunu gördük bu maçtaki. Şöyle oldu o hikaye. Bahçeşehir gene ikiliği kadar üçlük denedi. Yani 29 ikilik denemişler mesela maçta. Bu sefer 25 üçlük denemişler, ama ligin şu ana kadar en çok üçlük denen ve gene bütün bundan önceki 3 maçında üçlükleri ikiliklerinden daha fazla bir takımıydı Bahçeşehir Koleji. Üçlüğe baktığın zaman %48'de isabet bulmuşlar. Zaten modern oyunda bu üçlük isabetlerini %40'ın üstüne taşıdığın zaman hem spacing'i sağlıyorsun, hem de sayı bakımından yani çok hızlı bir şekilde merdivenlere çıkıp galibiyet kısmına ulaşabiliyorsun. Bahçeşehir Koleji'de Banvit karşısında bunu çok rahat yaptı ve Banvit maç boyunca hiç etkili, yani hiçbir varlık gösteremedi. Asıl Banvit'le ilgili üzücü olan kısım o. Ya bir varlık gösteremiyor. Benim de sana burada bir sorum olacaktı. Yani Banvit'te bir koç değişikliğine gerek var mı? Yani aslında var gibi görünüyor, ama yani sence süreç nasıl ilerler? 4-0'la başladılar. Ya çok mu erken bir davranıyoruz, yoksa biz mi sabırsızız, yoksa düzelir mi takım bundan sonra? Şimdi koç değişikliği için yani yapmama kararı biraz daha ne vaat ediyor takım? Yani o vaatlerine ulaşabilecek mi? Hı-hı. Ya da takımın acaba potansiyeli bu mu sorularında gizli. Hı-hı. Ama baktığımız zaman bu takım aslında playoff oynayacak bir takım. Özellikle Türk rotasyonuyla. Fakat Ahmet Gürgen önderliğinde bir türlü ritme giremiyorlar ve maçlara çok kötü başlıyorlar. Yani en azından maçların ilk çeyreğini birazcık kendilerini gösterseler belki geleceğe dair umutla bakacağız, ama maçlara, mesela bu maça 14 sayı farkla başladılar. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde FIBA Şampiyonlar Ligi tarihinin en büyük farkıyla ilk çeyrek oynadılar mesela. İkinci çeyrekte en büyük farkla geri döndüler bu arada. Ve o maçı kazanmışlar mesela. Ya iki tane farklı Banvit var. Kesinlikle. Yani o Dr. Jekyll, Mr. Hyde ya da işte modern versiyonu, hani işte Hulk. Hı hı. Hulk kısmını çok geç kavuşuyor takım. Yani maç içinde onu bir türlü kendini döndüremiyor. Ve sanki bu çözüm bir koç değişikliği, onların biraz daha aranan kan sanki o koç değişikliğine gibi. Çünkü zaten 10 tane oyuncu şu anda yollayamazlar. O çok zor. Ama bir koç değişikliğiyle bu takım biraz daha atlayabilir. 4-0 inceden tehlikeli artık. Yani 8-0 olduğu zaman zaten artık çok tehlikeli kısımda Banvit demeye başlayacağız. Hı hı. Ya bu yıl hani Banvit'in düşmesini konuşmak istemem açıkçası. Ben hani çok seviyorum Banvit takımını. Hı hı. Yani çok da üzüldüğüm bir şey bu. Banvit düşer mi konuşmak. Ki zaten bu yıl biliyorsun sen de ligde sadece bir takım düşecek. 15. sırada bir takım evet. düşecek. Ya inşallah toparlarlar. Yani onların zaten oyuncu gelişimine bizim Türk basketbolu olarak, milli takım olarak ciddi anlamda ihtiyacımız var. Fakat mağlubiyete alışan, mağlubiyeti karakter haline getiren genç bir kadro da gelecek için büyük tehlikeler barındırıyor. Yani birazcık mağlubiyete alışmamaları gerekiyor. Galibiyeti görmeleri, o arenada kendilerini daha çok ispatlamaları gerekiyor. Burada bir eksikleri var. Başka diyecek bir şeyim yok. Bahmet için gerçekten üzülüyorum. İnşallah toparlarlar. Ya anladığım kadarıyla 10 oyuncu değiştirmektense bir koçu değiştirmek daha kolay dedin. Ya evet, ya da birazcık mentaliteyi değiştirmek daha kolay. Yani o süre ayarlamalarında da bazı sıkıntılar var. O süreyi biraz daha ayarlayabilir. Biraz daha mesela bana süre verelim falan. Hani neyse, bunları bir 5. hafta doğru. Evet, bizim klasik 5. hafta, evet klasik 5. hafta programımızda evet. karşılaştırmalarla geçtiğimiz sene bu sene güzel istatistiklerle değerlendiririz Banvit'i eline boyuna. Programımız çok dolu olacak. Basketbol Süper Ligi'ni hızlıdan geçiyorum. Ama tamam. şunu hatırlatmakta fayda var izleyenlerimize. Haftaya Fenerbahçe Anadolu Efes mücadelesi olacak. Haftaya pazartesi günü Fenerbahçe Anadolu Efes'te Basketbol Süper Ligi'ne karşılaşacak. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Eurolig'de Anadolu Efes Fenerbahçe'ye karşılaşmıştı ve 89-83 Anadolu Efes'in üstünlüğü olmuştu. Biraz onun şey gibi olacak sanki. Ne derler? Rövanşı gibi olacak. Sen ne düşünüyorsun? Çok kısa şeyini alayım senden. Görüşünü alayım. Şimdi burada tabii ki yabancı kuralı nedeniyle biraz daha Türk rotasyonlarının ön planda olduğu bir maçı izleyeceğiz. Evet. O açıdan da keyifli. Türk rotasyonları, Türk oyuncuların daha çok süre aldığı bir Eurolig derbisi aslında izlemiş olacağız Türkiye Ligi'nde. O açıdan çok değerli bir maç. Hani bir Fenerbahçe birazcık Anadolu Efes karşı çok zorlanmaya başladı. Yani birazcık değil de bu son 3 maçı kazandı mesela Ergin Ataman. Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Hı hı. O da var. Bakalım bu istatistik değişecek mi? Yani çok ben gerçekten en merak ettiğim maç. Bu ki Euroleague'de de çok önemli bir maç var ama haftaya bu maçı o maçtan daha çok merak ediyorum. Euroleague'deki büyük maçlardan. Peki o zaman madem Euroleague konuşuyoruz hemen Euroleague'e girelim. Euroleague'deki geçmiş programda Anadolu Efes Fenerbahçe'yi 89-73 yendi. İstersen böyle devam edelim. Euroleague'deki maç nasıldı? Şimdi Fenerbahçe üzerinden başlayıp bir Anadolu Efes'e gidiş yapalım. Çünkü Fenerbahçe hani sonuçta Final Four'un artık adı yani Demirbaş listesinde olan hani evet. işte pota, file, basketbol topu ve Fenerbahçe forması görüyoruz orada. Yani Final Four'un bu Demirbaş takımlarından bir tanesi. Hı hı. Ama bu yılın başından beri biraz da oynadığı fikstürün de tabii etkisi var. Tempo yapmaya çalışıyor Fenerbahçe ve tempolu galibiyetler alıyor. Tabii bunda kim kiyle oynadı, Buduk nasıl oynadı bunların tabii çok büyük etkisi var. Fakat bu tempo akarsuyunda kendilerini çok fazla kaptırmaya da başladıklarını görüyoruz. Mesela sen geçen hafta şeyi sormuştun. Yani yüksek skorlu bitiyor maçları Fenerbahçe'nin. Evet. Fakat biz bu takım savunma takımı kimliğinde konuşuyoruz. Acaba biraz daha tempoyu sıkıp savunmaya biraz daha önem verip o kimliği hatırlamaları gerekiyor mu tarzı bir şey konuşmuştuk seninle. Hı hı. Evet artık onun o zamanlar gelmeye başladı. Fenerbahçe birazcık bu tempoda kendini kaybetmeye başladı. Bu haftadan itibaren Bayern Münih'te oynayacakları maçla birlikte bunu zaten başlayacaklardır diye düşünüyorum ben. Yani orada bir savunma sertliği kazanıp artık onunla birlikte devam edeceklerdir. Çünkü o savunma sertliği Fenerbahçe'nin kazanan kimliğini çok güzel özetliyor. Yani o kazanan kimlik zaten savunma sertliğiyle kendisini betimleyebiliyor. Şimdi bu maça bakıyoruz. Anadolu Efes Fenerbahçe maçına bakıyoruz. Şimdi ilk çeyrek 12 sayıda tuttu Efes'i. Mesela Fenerbahçe. Hı hı. 26 sayı attı. Harika bir savunmayla başladı. Top paylaşımını, yani resmen okullarda al hücum dersi diye okut. O tarz bir hücum temposuyla başladı. İkinci çeyrek gene 26 sayı buldu. Fakat ikinci çeyrek Efes'te 26 attı. Şimdi keşke Fenerbahçe burada o 12 sayı bulduğundaki savunma sertliğini devam ettirseydi diyeceğiz ama tabii bu kolay değil. Oyuncular da fark 16'ya çıktı mesela maç içinde. Orada birazcık oyundan kopuyorlar. Çok doğal. Biraz daha oyundan kopup biraz daha böyle el üstü şutlar, işte hücumda biraz daha dalgalanmalar görüyoruz ama ilk yarıda 52 sayı bulan Fenerbahçe'nin ikinci yarıda sadece 31 sayı atacağını da tabii ki tahmin edemiyorsun. Ya acaba şöyle... şey mi? Şimdi Tyler Ennis de sakatlandı. Bu takımın genlerinde defansif özellikleri çok daha yatkın. Ama bu sene hoca başka bir şey denemeye çalışıyor ve henüz daha ligin başındayız. Acaba Obradovic farklı bir takım karakteri yaratmaya çalışıyor olabilir mi? Obradovic büyük ihtimal şeyi gördü tabii. Bu Real Madrid'e kaybedilen finalde. Takımın üretemediği zaman, şimdi temponun doğal bir üretimi var. Hani oradan almak lazım. Tempo, basketbol oynadığın zaman doğal bir üretime giriyorsun. Yani ne kadar kötü hücum edersen hep bir üretimin oluyor. Fakat Fenerbahçe en yavaş, geçen mesela biz istatistiklerle de bunu hep konuşuyorduk. En yavaş hücum eden, en keskin hücum eden takımda. Şimdi bu eğer en yavaş hücum ettiğiniz zaman, en az sayıda hatta hücum ettiğiniz zaman doğal olarak takım geriye gidiyor. Yani hücumda bir kilitlendiğiniz anda bir anda rakip sizi yakalayabiliyor. 10-0'lık setler yemeye başlıyorsunuz. Bunun sıkıntılarını çok çekiyoruz. Şimdi biraz da bu tempoyu takım karakterine yedirip ilerleyen turlarda, playoff'ta ya da Final Four'da sıkıntıya düşmemesini istiyor ki Tyler Ennis zaten bu tempoyu yapacak oyunculardan bir tanesiydi. Fakat onun sakatlığı, işte yerine Erik Green gelecek. Şimdi Erik Green'i zaten bu haftaki Bayern Münih maçında göreceğiz. Yani nasıl geldiğine dair. Şimdi onu soracaktım ben de sana, yani Erik Green hakkında ne düşünüyorsun diye. Şimdi Erik Green biraz daha skorunu kendi üreten, 1'e 5 basketbol oynayabilen bir oyuncu ve Fenerbahçe'nin istediği nitelikte. Yani şu anda alınabilecek bence en doğru oyuncu. Yani ortada olan ve yani fiyat maliyet açısından. Şimdi baktığın zaman da zaten Eric Green'in aslında pozisyonu hazır gibi. İlk başlarda işte suluk atla oynayacak. Sonra bir yerden sonra Eric Green'e biraz top emanet edecekler. Bir geçiş dönemi sırasında falan. Hani Eric Green'in o takımın durduğu yerlerdeki en iyi hücum silahlarımızdan biri olacak. Bu kesin. O anlamda aslında çok iyi transfer. Şimdi Anadolu Efes tarafında şunu yaptı. Ya bu maçta aslında temponun dışında Melli'nin şutunu riske attı gene. Bunu da şuradan biliyoruz. Real Madrid finalinde de aynı şey yapılmıştı. Ergin Ataman bu maçı gerçekten çok iyi analizlerini yapmış ve şeyi gerçekten iyi görmüş. Yani Melli üzerinden sayı yersen yiyeyim. Oyuncu zaten ofansif mentalitede şut birinci planda değil. Daha çok oyun kurma, pas üzerine bir zihin yapısına sahip. Onu sen boş bıraktığın zaman, bir adım geriden savunduğun zaman Melli de kaldırıp şut atmadı. Bu sefer Fenerbahçe hücumları da durdu. Bu gerçekten çok iyi bir koç analiziydi. Ergin Ataman'ın yaptığı çok doğru bir şeydi. Üzerine Mitsic harika bir guard savunması yaptı. Sürekli Sulukas'a hücum ettiler. Bobby Dixon maç boyunca şut kullanmadı. Onda Doğuş Balbay'la zaten eşleştirdiler. Yani Anadolu Efes kısalarda çok iyi eşleşti. Uzunlarda da şutun riske ederek galibiyeti rahat bir şekilde kazandı. Tabii bunda %57 ile attığı üçlüğün de payı var. Yani Efes çok iyi bir top dolaştı. %57 ile üçlük de buldu. Özellikle Moerman mesela o spacing'i sağlayan oyunculardan biri. Yani 5 tane denemesi var, 2 isabeti var ama o spacing'i sağladı aslında Moerman. Yani oradaki o 2 isabet 10 isabete bedel. Efes tebrik ederiz. Bizim beklediğimizden de iyi bir Efes izliyoruz. O açıdan da çok sevindirici. Takım da oturmuş gibi gözüküyor. Ben Mitsic'i özellikle kişisel olarak zaten çok beğendiğim bir oyuncu. Onun bu savunmada gayreti de Ergin Ataman'ı çok sevindiriyordur ve Ergin Ataman'ın resmen en popüler oyuncusu olmuş durumda. Ya şimdi geçtiğimiz sene Efes'e çok üzülüyorduk yani. Efes'in özellikle Eurolig performansına çok üzülüyorduk. Ergin Hoca işte ligin ortasında takıma geldi, bir şeyler yapmaya çalıştı. Özellikle Eurolig'den vazgeçip Basketbol Süper Ligi'ne odaklandı ve gayet de yani olağan bir sezon çıkardı o kötü dönemde. Evet. Ama bu sezon seninle de hep üzülüyorduk işte bizim beklediğimiz Efes nerede, özlediğimiz Efes nerede vesaire diyorduk. Ama galiba bu sene Ergin Hoca'nın doğru transferleriyle beklediğimiz Efes'e kavuştuk. Evet, harika bir takım. Peki o zaman Eurolig'e geçmeden önce, yani geçtiğimiz haftanın geçmeden önce Darüşşafaka'nın Barcelona'ya kendi evinde 79-71 yenilmesi var. Darüşşafaka'ya neler oluyor? Açıkçası ben böyle bir sezon başlangıcı beklemiyordum. Darüşşafaka'nın yabancı rotasyonuyla ilgili ciddi sıkıntılar var. Yabancı transferleri bir türlü oturmadı. Ben Ray McCallum'dan bir tık daha umutluydum ama oyuncu oturmuyor. Yani bir türlü kafasını veremiyor. Gene bu maçta 6 sayısı var. 2 asisti var. 23 dakikada. Yani bu biz guardsın. Kafadan zaten havaya top atsan birileri tamamlayacak. Jeremy Evans tamamlayacak. Michael Eric tamamlayacak. Hani Markel Brown tamamlayacak. Birileri zaten tamamlayacak. Zaten bir 4-5 asistin olacak senin. Bu açıdan çok kopuk oynuyor. Onun dışında hani buradan biz artık Darüşşafaka ile ilgili biraz daha Euroleague'de olumlamaya gitmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Yani olumlu ne çıkarabiliriz bu maçtan mesela? Bu maçın 3. çeyreğinde geri dönüş sağlayan bir rotasyon var. 3 tane Türk oyuncunun oynadı. Kartal Özmızrak, Muhammed Baygül ve Berk Demir'in olduğu. Bu üçlü ya Darüşşafaka'nın biraz daha fazla sarılması lazım. Tamam, bunlardan belki yeterli Euroleague performans alamayacak ama bu oyuncular geleceğe dair çok iyi sinyaller verdiler bu maçlarda ve o geri dönüşü sağladılar. Hatta Darüşşafaka'nın 3. çeyrekte öne geçmesini 64-58 ile son çeyreğe girmesini sağladılar ama son çeyrekte zaten o farkı, yani 7 sayı atmanı engelleyen şey o yabancı kadronun derinliği oluyor. Yani yabancıların skor üretmesini birazcık bekliyorsun. Birazcık yaratıcı olmaları için zaten onları getiriyorsun aslında. Ama onlar çok geri planda kaldılar. Payneers, biz ki kendisini bir Euroleague oyuncusu diye nitelendirdik birkaç hafta önce. Ama yanlış yapmışız diyorsun. Ama o da bu maçta durunca... Evet, aynen. Çok kötü performans gösterince bu mağlubiyet geldi. Ya şunu bir kazansalar biraz daha takım kendisine gelecek. Hani tam böyle ucuna kadar getiriyorlar. Geçen hafta da konuştuk. CSK maçında da öyle oldu. Hani ilk yarı önde bitirdiler falan. Bir türlü o son adımı atamıyorlar. Hani onu bir yerde atacaklardır. Ve 10. haftadan sonra da inşallah çok geç olmaz. Şöyle 10 ile 12. sıra arasında bitirebilecek bir takım izleriz bu. Peki o zaman haftanın Euroleague maçlarını ayırdım. 2 tane maç ayırdım ki bence inanılmaz bir Euroleague haftası olacak. ÇSK Moskova, Olympiakos. Yani beni bu sene en çok heyecanlandıran takımlardan birisi ÇSK. Çünkü hoca bizden. Artık öyle diyorum. Pardon, ÇSK diyorum. Olympiakos çünkü hoca bizden. Diğer maçta Žalgiris ile Real Madrid. Yani 2 tane çok sert maç olacak. Neler düşünüyorsun? Ya CSK Olympiakos maçında CSK tempo yapacak. Olympiakos onu sıkmaya çalışacak tabii. Olympiakos biraz daha yeni bir takım. Hani çok kısa anlatırsak. CSK ligin başından itibaren aynı tempoyu, aynı hücum sayısını sürdürmeye çalışıyor. Ve bunda da keskin ve başarılı bir şekilde devam ediyorlar. Olympiakos karşısında da ben onların bir tık daha şanslı görüyorum. Ama koçumuz David Blatt tabii ki şapkadan tavşan çıkarma konusunda usta ve bu sefer Olympiakos çok fazla seçeneği var. Ya bu maç hakikaten açılış maçı, haftanın ve en keyifli maç olacak. Žalgiris Real Madrid karşısında da Žalgiris oyuncularını kaybediyor ama mentaliteyi kaybetmiyor ki. Bu hafta Panathinaikos'u yendiler onlar. Hani süremizden biraz el vermediği için konuşamadık ama Panathinaikos'u 83-87'de yendiler. Tarihlerindeki ilk Panathinaikos galibiyeti bu. Deplasman galibiyeti Panathinaikos, yani Atina'da kazanılmış ilk maç. O açıdan da çok değerli. O morali Real Madrid'e taşıyacaklar. Yani kendi evlerinde oynayacaklar. Real Madrid maçını taşıyacaklar. Burada da Žalgiris'i ben bir tık avantajlı görüyorum ve sanki bana Real Madrid ilk mağlubiyetini Žalgiris karşısına alacak gibi geliyor. Peki o zaman hemen kısaca Eurokap'a geçiyorum. Her hafta olduğu gibi bir Eurocup, bir de FIBA Şampiyonlar Ligi konuşuyorduk. Eurolig ve Basketbol Süper Ligi'nin haricinde. Bu hafta da Eurocup'taki temsilcilerimizi konuşacağız. Galatasaray Monaco karşısında kendi evinde 86-85 kaybetti. Ben de maçı radyoda yorumluyordum. Son topta kaybedilmesi ya inanılmaz oldu. Yani biraz bireysel bir hata oldu. Hep bizi çıldırttı. Yani Galatasaray'ın çıkışa geçmesini bekliyorduk bu maç sonrasında. Kaybetti. Limoges'e karşı Tofaş kaybetti 89-81 ama kazanan temsilcimiz de Trento karşısında deplasmanında Türk Telekom oldu. Temsilcilerimizin durumları böyle. Gelecek haftadaki programda da Galatasaray Kızıldız deplasmanına gidecek, Belgrad'a gidecek Sırbistan'a. Cedevita ile Tofaş Bursa'da oynayacak. Partizan'la da Ankara'da Türk Telekom karşılaşacak. Yani sen ne düşünüyorsun hem geçmiş maçlarla ilgili hem gelecek programla ilgili? Çok kısa hani şey yapıyor Galatasaray Monaco maçıyla ilgili. Şimdi Galatasaray'ın hücum istatistiğini söyleyeyim sana. %54 ikilik, %57 üçlükle oynadı bu takım ve bu maçı kaybetti kendi evinde. Artı üstüne 11 top kaybına karşı 21 asist yaptı. Yani istatistik yanına baktığın zaman maçla ilgili her şey mükemmel. Ama burada Monaco'nun sadece 6 top kaybı yapması onlara aslında galibiyeti getiren faktör oldu. Yani bu çok küçük bir nüans farkıyla kaybettiler ki tam Klobuchar attı zaten. Öne geçtik. Maç artık bizim dedik fakat orada Lazerik Johnson çok sever bu tür topları zaten. İçeri penetresini gerçekten engelleyemedik ve hani bir sayı maçı kaybettik. Ya üzücü ama diğer bir yandan da geleceğe dair umutla bakılacak bir maçtı. Gayet iyi hücum performansının gösterildiği maçtı. Biraz daha savunmada doğru rotasyonları, doğru beşi bulursa Koç Ertuğrul Erdoğan takım gerçekten iyi bir yola girecek Galatasaray. Limoges-Tofaş maçında da aslında söylenecek çok fazla bir şey yok. Limoges ikinci çeyrekte bulduğu 31 sayı Tofaş'ın bütün oyun ritmini bozdu ve Tofaş bir türlü maça ortak olamadı. Biraz da skor katkısı bakımından sadece 7 oyuncudan skor katkısı alabildi ve hani yanına bir türlü yeni oyuncu çıkaramadı. Mesela Yiğit Aslan'dan birazcık bir şeyler bekliyoruz artık bu yıl. Hani 15 dakika süre aldı. O saha içi hiçbir isabet bulamadı falan. Hani bu da mağlubiyetin hani getirisi oldu. Yani mağlubiyeti getiren faktörlerden bir tanesi oldu. Yani 7 oyuncu var ama bunları hani biraz daha oyuncular ekleyip 8-9 skor artı işte biraz daha asist sayılarını 20'ye çekerek Topaş zaten galibiyetlere ulaşıyor. Onunla ilgili sıkıntı yaşadılar. Ya Türk Telekom da ilk galibiyetini aldı Trento karşısında Eurokap'ta. Önemli bir galibiyetti. Çok önemli bir galibiyet. Onları yenince onların üstüne çıktı. Şimdi bu hafta sanırım Partizan'laydı maçları. Evet. Ankara'da şimdi oynanacak. Şimdi Partizan'ı yenip Partizan'ın da üstüne çıkma şansları var. Bu şekilde devam ettikçe zaten takım kendine olan moraliyle ya güveni de kazanacak. Zaten Koç Burak Gören harika bir iş yapıyor Türk Telekom'da. Gayet iyi bir basketbol oynuyorlar. TJ Campbell 23 sayı buldu. Ve bu 23 sayıda 12 denemedi, 7 üçlükte buldu bunu. Onun da bu performansı Türk Telekom'un geleceği açısından gayet iyi sinyaller veriyor. Peki, ağzına sağlık. Bu haftaki süremizin sonuna geldik. Haftaya izleyenlerimizi hatırlatalım. İkili oyunu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Anadolu Efes derbisi olduğu için pazartesi oynanacak bu derbi. Biz de programı pazartesiden sonraya yine bugün olduğu gibi salı gününe sarkıtacağız ve salı günü sizlerle beraber olacağız. Doğa tekrardan teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Haftaya tekrardan görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın.